Sizce bir sunucuda bulunması gereken temel özellikler neler olabilir acaba? Ben iyi bir Türkçenin şart olduğunu düşünüyorum. Pratik zeka, güler yüz, samimiyet. Peki siz nasıl ve ne zaman sunuculuğa, spikerliğe adım attınız? Ben 16 Ekim 2006'da Habertürk Televizyonu'nda spor spikeri olarak başladım. Hiçbir tecrübem olmadan başladım. Çok hazırlıksızdım. İlk yayınım tabii ki kötüydü ama çok çalışarak açığı kapadım diye düşünüyorum. 6 senedir de aralıksız devam ediyorum. Evet. Peki sunucu ile spiker arasındaki farklar sizce nelerdir? Spiker dediğimizde daha çok haber akla geliyor. Sunucuysa her tür formatı başından sonuna götüren kişidir bence. Çok büyük farklar olması şart değil. Belki hitabette biraz farklılık olabiliyor. Haber spikerleri daha resmi bir dil kullanıyor. Sunucular daha günlük bir dili tercih ediyor. Tabii ki haber spikerlerin için objektiflik ve kendi yorumunu geride tutma daha önemli. Sunucularsa hem formatları itibariyle zaten çok mesaj vermeleri ya da mesaj vermemeleri durumu söz konusu değil. Dolayısıyla sunucu her formatın içerisinde olabiliyor ama spiker dediğimizde daha çok haber akla geliyor. Radyo televizyon bölümünden mezun olanların kanallarda staj yapma olanı sizce ne kadar mümkün, nasıl oluyor? Kişisel başvurular oluyor. O kanalların insan kaynakları bölümlerine ya da tanıdık vasıtasıyla iş bulunabiliyor. Yani en azından staj imkanı bulunabiliyor. Kanallar da çoğunlukla özellikle yaz döneminde tercih ediyor stajyerlere kapılarını açmayı. Çünkü eğer gerçekten okulunu okuyorsa fayda sağlayabiliyorlar. Üniversitemizle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Üniversite beklediğimden bayağı büyükmüş. Çok güzel bir kampüs.